Hazırım. Önce bir Özlem'e döneyim. Heyecan durumları nasıl? Ya heyecanlı değilim. Antrenmanlıyım. Baştan beri alıştırdılar. Muhtemelen ilk kritik de benimle alakalı gelecektir. Ona da hazırım. Wow. Bayağı bildin. Senin ünün neden kızları sinirlendirdi? İzliyoruz. Ben de sunucuyum arkadaşlar. Yani kendi programımı da yapıyorum yıllardır. Çeşitli organizasyonlarda da sunuculuk yapıyorum. Sadece televizyon ekranında değil. Ünüme ün katmaya mı geldim diyorsun yani? Yok, ben zaten yeterince ünlüyüm. Bence İlayda'cığım, sen ününe ün katsan iyi olur. Çünkü buna gerçekten senin çok ihtiyacın var. Ha, nasıl bir ünlülük bu? Ben hiç sizi görmedim. Nereden? Biz hiç tanımıyoruz da hani... Nasıl yeterince ünlü olabilirsiniz? Sana göre ünlü ne demek? Nasıl anlarsın bir insanı? Mesela her üç kişiden ikisini tanıması demek. Size göre ne demek? 500 kişinin birinin bilmesi demek mi? Bir mavi tık işareti var biliyorsunuz sosyal medyada. Onunla da onaylanmış oluyor. Benim kendimi tanıtmama gerek yok. Şöyle o zaman. O zaman ünlü olmuyorsunuz. Sosyal medya fenomeni. Fenomen diye şeyler daha yeni çıktı. Benim zamanımda öyle fenomen falan yoktu yani. Ha, o zaman sizin de milyonlar takip ediyor. Doğru mu anladım? İşinde başarılıysan bir şeyler oluyor. Şurada kurduğum bir tripodum var. Sosyal medyada vakit geçiriyorum. Zaman buldukça, fırsat buldukça. Stüdyoya benziyor. Evden çok star böyle... Star ruhu olduğu için kendinde mesleğinden dolayı. Bir star ruhu, ışıkları falan da çok alışkın olduğu için... Evde program mı yapacak? Güzel. Şey mi yapacak? Çekimleri mi yapacak devam ediyor programı? Hayır, çekimlerini. Işıkları çok seven birisi olduğu için kendi evinde de ışık seviyor. Eyvah, bu ünlülük meselesi. Şimdi Gizem, önce senden başlayayım. Yani inandıramadığımı veya sen tanımadığın için öyle yorumlar yaptın, onu anlamadım. Neyine inanayım? Mesela sizi bir sokağa çıksanız 10 kişinin 9,5'u bilir. Buçuk nereden? Yani bir de şöyle... Onu bilir zaten. Hani 9,5 olsun. Çünkü Aycan'ın dünyada... Öyle bir iddiam yok benim. Biliyorum. Dünyada hiçbir şey %100 değildir ya hani. O yüzden de 9,5. Tanımayan var beni. Olabilir. Hani gayet de normal bir şey. Olabilir. Televizyon çok izlemeyebilir. Olabilir. Saygı duyuyorum. Ama hanımefendi ben ünlüyüm deyip de 3 kişiyiz. Üçümüzü de tanımıyorsak 500 kişiden bir kişi mi biliyor hanımefendi? Bu mu? Ünlüyüm diye ilk önce sen söyledin. Hayır, öncelikle sen kendin dedik ya. Tamam, sen söyledikten sonra... Hayır, sen kendin. Ben program söyledim. Sunuyorum. Tamam, ben ünlüyüm dedim. Ben ünlüyüm demedim. Ben sunuculuk yapıyorum dedim. Ünlüyüm dedim. Tamam mı? Yıllardır kendi programımı yapıyorum. Takipçilerim çok, mavi tikim var dedin. Sonra ya lütfen dedin. Dinlemedin herhalde. Ben dinledim. Ne şekilde dinledin? Ben çok iyi dinledim. Ne şekilde dinledin? Kendisi ben ünlüyüm deyince ben de dedim ki ben seni tanımıyorum. İlayda duymamış. Aysun bilmiyor. 3 kişiden 3'ü tanımıyor. Yani. 500 kişiden bir kişi tanıyınca mı ünlü olacaksın dedim. Şimdi ünlülük çok farklı bir şeydir. Tabii ki yani burada... ünlülük buraya gelince... Ama şimdi bak şöyle bir şey söyleyeyim. Bir program şeklini ben biliyordum. Tamam. Bugün de ilk programa geldiğinizde konuştuk. Çünkü daha önceden tanıdığım insanlar, ben de o programı ilk defa görmüştüm, tanımıştım. Ama sonrasında başka bir kanalda televizyon programı yaptığını söyledi. Hatta klibi vardı. Bey, ben daha yeni zaten sezon finali verdim. Ulusal bir kanalda finali verdik. Hatta şu anda da yine yeniden aynı başlıyorum. Aynı zamanda benim albümlerim var. Ben şarkı da söylüyorum. Şarkıcıyım. Benim bir geçmişim var. Diksiyonun yani ben ünlüyüm derken bunu anlatmaya çalıştım. Ben ne dedim? Başarılı olduğun zaman veriyorlar. Ama sen de hani ben tanımına kadar da başarılı işler yaptım. Ama şunu da söyleyeyim. Benim haddim değil Onur Bey'in karşısında şu an ünlüyüm demek. O başka bir şey. Ya bak sen ünlüsen öyle dediğin için ben söyledim. Onur Bey de o kadar mütevazı ki utanıyordur şimdi. Ben şey zaten sevmem hani böyle konuları, böyle muhabbetleri. Ben de bir şey söyleyebilir miyim? Dedi ki bana takipçimiz çok. Aynı ya. Takipçimiz çok demedim ki dedi. Hatta benim takipçim bana göre az bile. Ben sana dedim ki seni milyonlar mı takip ediyor? Hayır. Benim mavi tikim var. Tamam, mavi tikim var dedi. Ben dedim ki ama ben öyle milyonlar beni takip etsin diye bir ego da değilim ama zaten. Ben araya girebilir miyim? Bir saniye, mavi tikim varsa... dedim o zaman bayağı milyonlar takip ediyordur. Hayır şu kadar. Yani milyonların samimiyetsiz beni takip etmesi önemli değil. Benim küçük bir grubum var. Oradakilerle de biz arkadaştan ziyade aile gibiyiz. Tamam. Birbirimize de destek amaçlı sürekli her attığımız fotoğrafın altında birbirimize yorumlar Özel, yaparız. Özel sen bunu demesen güzel ben demezdim. Güzel dileklerde bulunuruz. Önemli olan bu yani. Ama beni milyon şöyle, kişi takip etse ne olur? Zaten siz bunu yaptınız. Onur Bey'in karşısında ben ünlüyüm dediniz. Yok, bir ikincisi öyle bir şey ben öyle bir şey demedim biz Onur bir Bey. Programa geldik Onur Bey benim oğlum gibi oldu benim de 33 yaşında oğlum var
İnanın Onur Bey'de bile, siz, ya, bile demiyorum. Asla. Onur Bey'de asla hissetmedim. Sizin ve kayınvalidenizin öyle bir tavrı var ki, öyle bir tepeden bakma tavrı hali var ki zaten bu benim acayibime gider. Ben de o kadar bir ego falan görmedim de ben Özlem'le çok bir arada olmaz. Bence o öyle yani içeride ben söyledi bir özgüven patlaması. Herkesin kendine bir özgüveni vardır. Evet sen biraz şöyle bir şey var kendini ifade edemedin çünkü şimdi antrenmanlı değilsin evet, bu programda. Evet, biraz telaş oldu yani. Gelinler hani kaç haftadır buradalar. Çok işleyişi çok iyi biliyorlar ama biraz kendini ifade etmen için sözü sana bırakayım ben. Ya Onur Bey ben bir kere yine söylüyorum. Benim sizin gibi bir sunucu örnek aldığımız, her zaman sevdiğimiz, saydığımız ve takip ettiğimiz bir sunucu karşısında... Konu ben değilim. Hani konu yok lütfen, hayır lütfen. Bunda... Olur mu öyle şey Onur Bey? Ben haddim değil ki sizin karşınızda zaten ünlüyüm. Diye bir şeyde bulunmuyorum yani öyle bir görüşüm yok. Ama tabii ki de boş bir insan değilim. Ben de yıllarca çalıştım bu sektöre emek verdim. Saygı duyarım. Benim de vermiş olduğum ben 23 yaşından beri 10 yıldır 33 yaşındayım kendi tırnaklarımla geldim. Saygı ve hala da mücadele edip... Ama bak bu kadar mücadele etmişsin tepeden bakıyorsun. Ne alakası? Hayır hayır İlayda. Hayır hiç alakası yok ben hiç kimseye tepeden bakmıyorum. Gelininden için star diye bahsediyor. Evini gösterirken de diyor ki bütün ışıklandırma yaptırdı ya diyor. Ya ben öyle star bir star diyor, kafasında değilim. Ben öyle gelmiyor böyle zamanı. Çekim öyle dedim, şeylere dedim. Buradan mı sunuyor yani, senin? Ben asla. Emre Hanım. Kayınvalidesi çok özür diliyorum. Ünlü gibi davranıyor. Çok özür diliyorum. Elmas Hanım'a söz vereyim. Allah'tan kameralar var. Benim kullanmadığım kelime şekliyle anlatıyorsunuz. Yok söylediniz. Hayır. Dedik Uçan Hanım evi ışıklandırdı dediniz. Hatta lütfen. Ben de dedim bakın, ki olduğu için. Değil mi? Bir şey anlatmanız, usubunuz o konunun senin olayı. Senin usubun öyle olabilir. Benim usubumu izledin. Ben gelinim öyle bilmem ne star mı tar demedim. Işıklara alışkın dedim. Star dedi. Star ışığı var dedim. O yüzden ışıkları seviyor dedim. Siz konuyu başka bir şekilde anlatıyorsunuz. Tepeden bakıyorum demedi mi? Öyle dediniz. Dediniz. Tepeden, tepeden bakıyormuş insanlara. Şimdi hayır canım Onur ne haddimize ya? Onur Bey. Öyle şey olabilir mi? Öyle bir şey mi söylediniz? İçeride sürekli siz hep şapkım evet takarım. Siz insanlara hep böyle tepeden bakıyorsunuz. Evet artık bakarım. Burama getirdiler. Evet bakarım dedim ben de yani. Hoş aslında mu? Öyle bir insan değilim değilsiniz. Tabii ki. Değil misiniz? Bana gelir gelmez diyor ki Onur Bey yani Elmas teyze seni kimse sevmiyor. Evet. Sosyal medyadan takip ettim. Benim de bir grup sevenim var. Sevmeyen de sevmesin ne yapayım?